programınızı arz ediyorum. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, burada FASA çok önemli bir üstünlüğü kazandı. Çünkü hayvan pazarıyla birlikte 500 baş, biraz önce Ethem Bey'in de bahsettiği gibi çok büyük bir hayvan merkezi olacak, pazarı olacak. Ve tam da ordunun ortasında olduğu için vilayet olarak tam merkezi yerde çok ekonomik bir üstünlüğü de var. Zaten arka tarafı son derece geniş hinterlandı var. Burada hayvancılık merkezi olacak. Tüm özellikleri Allah buraya vermiş. Dolayısıyla bu avantajları şimdi ekonominin katkısına uygun olarak zenginliğe dönüştüreceğiz. Burada Sayın Valimizle çok önemli çalışmaları birlikte yürütüyoruz. İl Tarım Müdürlüğümüzün katkılarıyla, Sayın Valimizin tecrübeleriyle ve enerjisiyle birlikte biz de kendi tecrübelerimizi birleştirdik ve burada çok güzel bir zenginliğin temelini atıyoruz. Bu bakımdan FASA'nın zaten önemli bir zengin tarım ve hayvancılık potansiyeli var. Arka tarafta bir Aybastı var. Her yıl 25 bin kuzuya ihtiyacı var. 15 binini kendi imkanları, 10 bini dışarıdan geliyordu. Fakat biz bir turizm patlaması yaptık. Yaylaları devreye aldık. 5 büyük yaylanın da şimdi ihtiyaçları olacak. Dolayısıyla o 25 bin kuzu mazide kaldı. Şimdi bunu ikiye mi katlayacağız, üçe mi katlayacağız? Bunlar çok önemli. Buna hayvan yetiştirmemiz lazım. Bu işin kuzu tarafı, koyun tarafı. Bunun dışında büyükbaş hayvan konusunda 5 bin rakamını söyledi Ethem Bey. Bu 5 bini de daha da büyüteceğiz. Allah'tan büyük bir sahamız var. 36,5 dönüm. Bunun arka tarafı da öyle. Fakat daha önemli bir şeyini söyleyeyim. Bizim aslında fındık bahçelerimiz hepsi tabii mera aslında. Fındık bahçesi bir ay fındığı topladıktan sonra 11 ay boş. Bizim otu ete çevirmemiz lazım. Otu ete çevireceğiz. Otu yumurtaya çevireceğiz. Bu bakımdan yeni bir anlayışla tarım politikamızı orduda bir modellemeyle ele alıyoruz. Orduyu sanki bir devlet gibi ele alıyoruz Sayın Valimizin başkanlığında. Bunu ekonomisiyle, işin sanayisiyle, teknolojisiyle, üniversitesiyle birlikte ele alacağız. Mesela üniversitemize ben veteriner fakültesini önerdim. Veteriner fakültesi eğer kurulursa, ki YÖK başkanımızla da görüşmüştür, yani olumlu bakılırsa işin bilimsel yönü de olacak. Öbür taraftan dediğim gibi mezbahanemiz burada. Bu mezbahaneyi sadece et kesim tesisi olarak görmeyin. Bunu bir entegre et ürünlerine çevirmemiz lazım. Sucuk yapmamız lazım, salam yapmamız lazım. Diğer bütün ürünleri kanından, işkembesinden, her şeyinden, derisinden faydalanmamız lazım. Mesela ben bu atık sorununa dikkat ediyorum. Yabancılar bütün bu atıklardan aynı zamanda hayvan yemiyor. Şimdi hayvancılık yapacaksak bunu mutlaka ele almamız lazım. Hayvancılık deyince işin büyük baş tarafı var, kanatlı tarafı var, balık tarafı var, deniz ürünleri var. Soğuk hava tuhucuları da gelmesi lazım burada. Et ürünleriyle ilgili de gelmesi lazım. Bununla ilgili diğer süt ürünlerinde gelmesi lazım. Çünkü bir mezbaha tek başına bir tesis olamaz. Eğer böyle yaparsak kalırız. Bunun tabii korganı var, kumrusu var. Sana bakıyorum burada neler yapabiliriz diye. Bakın bizim fındık bahçelerimiz hep boş. O bakımdan biz burada çok geniş kapsamlı düşünmemiz lazım. Bizim işimiz sadece asfalt yol, çöp değil. Tam anlamıyla tam bir kalkınma projesi programını uyguluyoruz. Onun için de olaya biraz daha büyük bakmamız lazım. Daha hijyenik ölçülerle bakmamız lazım. Ve diğer ilçelerde de bunun sayısı artırmamız gerekecek. Çünkü FASA'nın bu tesisi yetmeyecek Kemal Bey. Dolayısıyla İl Tarım Müdürü olarak da
bu çalışmaları Sayın Valimizin riyasetinde hepimiz birlikte gerçekleştireceğiz. Ordumuz Karadeniz bölgesinde yıldızı en çok parlayan şehirlerden bir tanesi ve önümüzdeki 10 yıl içerisinde göreceksiniz ki Ordu gerçekten Karadeniz'de parmakla gösterilen, her alanda rekabet gücünü yükseltmiş ve herkesin yaşamak istediği ve mutlak surette uğramak istediği, ziyaret etmek istediği bir şehir haline inşallah hep beraber geleceğini ümit ediyorum, değerlendiriyorum. Bu anlamda da tabii ki Büyükşehir Belediye Başkanımızın da biraz önce ifade ettiği gibi güzel projeler ve çalışmalar da var. İnşallah bu projeleri tamamladığımızda, özellikle ulaşım altyapısını sağladığımızda ki şu anda Ordu'da toplam devlet yatırımları tamamı 7 milyar TL civarında. Proje bedeli 7 milyar civarında, bunun 4.8 milyar TL'si ulaşım harcamaları. Bu şu anlama geliyor, 4.8 milyarlık proje bedelini bitirdiğimiz takdirde Ordu'da biraz önce Sayın Başkanımızın ifade ettiği bütün yaylalara, turizm alanlarına istediğimiz şekilde ulaşacağımızı ve böylelikleri de daha büyük bir hareketliliğe sebebiyet vereceğini, elbette turizmin de artacağını söylemek herhalde en doğru yöntem olur diye düşünüyorum.